Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki okur yazarlık Türkiye'nin tarihinde önemli bir evrimi temsil eder. Bu dönemlerdeki eğitim ve alfabetizasyon politikaları ülkenin kültürel ve toplumsal dokusunu derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim genellikle medrese sistemine dayanıyordu. Ancak 19. yüzyılın ortalarında Tanzimat reformları ile birlikte modern eğitim anlayışıyla tanışıldı. Sultan Abdülaziz döneminde açılan ilk okullar, halk arasında okuma yazma bilincini artırmaya yönelik önemli adımlardı. Cumhuriyet dönemi ise Türkiye'nin eğitim sistemini tam anlamıyla dönüştürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki yeni hükümet, okur yazarlık oranlarını artırmak ve modern bir toplum inşa etmek amacıyla çeşitli reformlara imza attı. 1928'de Türk alfabesi Latin harflerine geçişle birlikte halkın okuma yazma becerileri gelişti. Bugün geçmişteki bu çabaların bir sonucu olarak Türkiye okur yazarlık oranları bakımından önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak bu süreçte yaşanan zorluklar ve başarılar ülkenin kültürel mirasının ve eğitim tarihinin önemli bir parçasını oluşturur. Okur yazarlık Osmanlı'dan cumhuriyete uzanan bu tarihi yolculukta Türkiye'nin toplumsal ve kültürel değişimine ışık tutar. Günümüzde ise eğitim, teknolojinin de etkisiyle daha erişilebilir ve çeşitlilik arz eder. Eğitimdeki bu sürekli gelişim, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve okur yazar toplumunu daha da pekiştirmektedir.